Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet bu hafta Güneş Yay burcunda, 1 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçecek. Bu geçişlerle beraber sevgili aslanlar, özellikle 5. evinizde biraz daha hoş etkiler olacak. Aşk konuları, ilişkiler, çocuklar, yaratıcılıkla ilgili alanlar, sanat, spor gibi konulara Venüs'ün de burada bulunduğu bu dönemde, özellikle Aralık'ın son haftasına kadar daha fazla zaman ayırabilirsiniz, daha hoşnut olabilirsiniz gelişmelerden. Bu hafta Dolunay haftası, hafta ortasından itibaren de Dolunay enerjileri gündemde olacak. Haftanın başında ilk iki gün Ay Balık burcunda, biraz daha böyle içe dönük enerjiler var. Zaman zaman da duygusal olarak zorlanmanız mümkün. Ancak Salı akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Daha rahatlıyorsunuz. Daha iyimser, daha cesur hareket edebilirsiniz. Seyahatler, spor, eğitim, kültürel konular için özellikle çarşamba ve perşembe günleri son derece verimli. Perşembe akşamı ise Ay Boğa burcuna geçecek. Cuma, cumartesi günleri Ay'ın Boğa'da olduğu süreç içerisinde sevgili aslanlar, kariyer konularında daha güvenli adım atabilirsiniz. Biraz daha istikrarlı hareket edebilirsiniz. 1 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Zaten bunun etkileri Aralık ortasına kadar devam edecek. 3 Aralık'ta ise Ay artık Dolunay fazına ulaşıyor ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, Merkür Yay burcunda retroya başlıyor. Satürn'le de birleşecek ve İkizler burcunda da Neptün etkili bir dolunay var. Bunlar nasıl etkileyebilir sizi? Öncelikle aşk hayatınız, aşkla ilgili konularda ve sosyal yaşamınız, gruplar, arkadaşlarınız, buralarda etkin bir dolunay var. Bazı böyle ilginç gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Neptün etkisi ani hayal kırıklıkları, ani karışıklıklar ortaya çıkarabilir. Bu bir para kaybı olabilir, bir arkadaştan kaynaklanan bir kayıp olabilir. Şu dönemde özellikle sizden borç isteyenler olursa buna dikkatli yaklaşın, çok temkinli yaklaşın. Bir kredi ile ilgili veya daha önceden sizin yaptığınız bir yatırım, ki özellikle spekülatif piyasalar olabilir, bu borsa gibi. Buralarda ani kayıplar getirebilir bu dolunay. Buna dikkat edin. Merkür-Satürn kavuşumunda Merkür'ün retro olması biraz kısıtlayıcı, engelleyici bir durum yaratıyor. Çocuklarınız, çocuklarla ilişkilerine de dikkat edin. Çocuklarınızın eğitimi olabilir, çocuklarla iletişiminiz olabilir, biraz sizi zorlayabilir Dolunay haftası sevgili aslanlar. Evet, etkiler önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek. Cumartesi, pazar çok yoğun ama önümüzdeki çarşamba, perşembeye kadar da Dolunay enerjileri bizi etkisi altında bırakacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.